Sen? Ah ben neydim abi? Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Ben çok iyi değilim. Hava soğuk. Boğazlarımı üşüttüm dün. Bile var ya kapıya çıktık. Hava böyle sıcak, güneşine aldandık, dışarı çıktık. Yedik soğuğu. Hani bu haftada bir sürü işim vardı. Neyse. Yapacağız. Bugünkü işim seramaları bakayım yakalayabiliyorsam onları taşımak istiyorum. Önce hayvanlarımızı tabii çıkartalım, kayırak. Yemeni, suyunu verelim. Sonra da sarhoşlarımızı yeni yerine alalım istiyorum. Nasip olursa. Ben bu süreçte tabii dikkat edeceğim. Dada şöyle bir çekil bana. Ya nasıl soğudu bu hava birden bir ya. İşte şey havası. Böyle artık önümüzdeki günlerde bir sıcak bir soğuk, bir sıcak bir soğuk derken. Güneş var, cücükler ötüyor. Ama hava çok soğuk arkadaşlar. Ponime bak yine. Pony dundun mu kız? Dunmadın mı kızım? Dundun mu kızım? Pony, pony gel. Gel gel. Gel dışarı çık. Gezeceksin ya gel. Pony çık al. Pony çık. Pony çık. Pony. Kızım. Pony. Çık lan. Bak daha kapıyı kapatırsam çıkamazsın. Sen ne aydın sanki sen neydin? Sen ne aydın? Çık çık pony hadi çık. Açtım kapıyı. Bana oyun etme. Farkında değil ha. Normalde böyle her sabah oyun yapıyor bana. Amacı da kapıyı açmamı istiyor, tamam mı? Ama hakkını kaybettim. Kapıyı açtım fark etmedi. Pony normalde sen biraz ahırlı gudisindir. Anlaman lazımdı ama anlayamadım. Senin sifatin yeğen ben seni. Bir de kaçırtır benden kemiğini. Bir de kemiğini kaçırtıyor benden. Ya abi ben ne yapayım ha? Dundum. Cidden buz gibi hava bu. Gidelim az daha geç yine buna. Gel. Gel bakayım gel. Hadi bir gel. Ha. O nasıl bir çene ha? O nasıl bir çenez var sizin ya? Az öt, az öt. Burayı da yaptım, otları komple yediler. Tavuklar didik didik edip yedi yiyor. Bir, iki, dört, beş. Beş tavuk var orada. Buralarda bir şey var mı? Bir bakacağım. Şey ya, ben lomba gurk muk düşer şimdi saramana. Şimdi sarhoşları toplayıp götüreceğim arkadaşlar. Hem güzel güzel güneş alacaklar. Şu arkadaşı götürmeyeceğim. Bu biliyorsunuz Rambo'nun artık işi bitti. Dışarıdaki tüpçü Fükrat'ı koyacağım bunların yanına. Bu yıl sarama üretimine başlayacağız inşallah. O yüzden önce hayvanları dışarı çıkartayım. Sonra da bunları kutulayıp götüreyim. Şunun içinden olacağım diye düşünüyorum. Buna bayarız yine olmazsa. Aynen mantıklı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Öyle küçük olmalarına bakmayın, yakalamak o kadar da kolay olacağını zannetmiyorum. Ama deneyeceğiz. Bir like'ınızı alırız. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. İşimize başladık arkadaş. Şimdi büyük kümesi dışarı çıkartalım hızlı bir şekilde. Sonra küçükleri çıkartalım arkadaşlar. Sırasıyla çıkartacağım. O psikolojisi bozulmuş tavuğa da bir bakalım. Hepsine sırayla bakalım. Biraz ama dikkatli olmam lazım. Normalde bugün makineyi çalıştırmayı düşünüyordum ama biraz erteleyeceğim bir iki gün falan. Bir yumurta bekliyoruz bir yerden gelebilir. Nasip olursa o zaman. Şu an ama yumurtamız tamam biriktirdik. İşte şimdi arkadaşlar stokları açıyorum bu arada. Ay benim karışık. Hadi ne bağırıyorsun lan?
Bugünden itibaren harikayumurta.com üstünden alabilirsiniz. Siparişleri açıyoruz arkadaşlar. Karışık sürü yumurtası isteyenler için. Bir iki hafta belki açık olur. Aldız. Alamadız. Yine beklemek gerekebilir. Haberiniz olsun. O yüzden buradaki horozlardan da oraya koyacağım. İsteyene. Tamam dedim. Alo. Alo. Bunlar kaçar şimdi o. Ama soğuk hava ya. İki tane yeşilci, mavi yeşilci horoz. Porselen Ligon iki tane laken vardır. Maşallahlar var. Bunlar da tamam. Dadaşkoları da çıkartalım arkadaşlar. Enişteden sonra biliyorsunuz yeni bir erkek attık buraya. Ama şunu da söyleyeyim. Artık eskisi kadar çok fazla göstermeyeceğim. Takılsınlar bunlar burada biraz. Bu işte tamam. Bizim dingil de burada. Oğlum canlan ya. Psikoloji bozuk bir tavuk vardı biliyorsunuz. Kendisini biraz böyle tek bırakıp burada takılıyor ama hiç düzelesi yok arkadaşlar. Bir 10 gün daha tutacağız, eğer psikoloji düzelmezse daha hiç düzelmez, emin olabilirsiniz. O zaman da sürüden çıkartmak zorunda kalacağız. Bu tavuk tarzında şimdi travma geçirmiş çok altında. Artık kafası, zihni düzgün çalışmıyor bu tavuğun arkadaşlar. O yüzden sürüye karıştırdığınız zaman bu hayvandan artık ne düzgün yumurta alabilirsiniz, belki hiç alamazsınız. Ya da sürüyle uyum sağlar. Bu hayvanın işi artık orada bitmiştir baktığın zaman. Çünkü hayvanın gerçekten ağır bir psikolojik sorun yaşıyor şu an. Belki bunun bir tedavisi var mı? Tabi böyle işte. Yaptığım gibi bir yerde tutacaksınız. 10-15 gün kendinizle ilgilenebilirsiniz. Yanına mı herhangi bir arkadaş atarsak, tavuk bile atsak bunun yanına, hemen en eski haline direkt geri döner. Çünkü bütün her şeyden korkuyor şu an. Ya bunun sonu yok arkadaşlar. Böyle bir tavuk eğer düzelmezse 15 güne kendi kendine. Düşünsene, korkusundan şurada bile gezemiyor hayvan ya. Full içeride duruyor. Çıkartıyorum, tekrar içeri giriyor. Burada bir tavuk horoz görünce. Düzelmezse sürüden çıkartmalısınız. Bu kadar. Şimdi geldik mi yerimize. Küçük bir yemleme yapıp bütün hayvanları teker teker yakalayacağım. Serama tavuk yakalamak o kadar kolay olmasa gerek. Ama bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Önce kutumuzu alacağız. Şu yemlik kısmı da bir ayarlayayım. Dur bakayım. Serem ayaklamak zor iş. Küçük hayvanlar uyanıklar, biliyor musunuz? Cüce olunca hayvan çok uyanık oluyor. Şu an mesela yaklaşmakta çok zorlanacağım. Ana iyiymişiz. Baksana ya. Tam tahmin ettiğim gibi. Ama bir şekilde yakalayacağız. Dikle şişini sıkıştırıp.
Bir. Güzel bir hanım. Hapsini orada sıkıştırıyorum. Mecburen. Ha kardeş ha. Of. Evet. Son hanımı da yakaladım. Hadi götürelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu götüreyim de. Bir tek erkekleri kalacak. O da bizim Tükkü Fikret Küçük. Onu da birazdan tavukları yemlerken yakalamaya çalışacağım. Garanti vermiyorum ama bir şekilde halledeceğiz artık. Getireyim de. Yerlerine. Katasonları atadık. Haydi haydi. Haydi. Hadi bakalım çocuklar. Çıkın bakalım. Çık. Çık çık çık. Selam ona, çok akıllı hayvanlar ha. Hemen çıktılar. Maşallah. Harif şart. Bizim bu Tükkü Fikret nerede acaba? Arkamda mı dolanır? Bana şu an yemleme yapacağım da Tükkü Fikret lazım. Fikret! Nerede bu bizim Fikret? Fikret! Tükkü Fikret ortalıkta yok. Yok dayacak ama yok. Bulacağı. Hadi Fikret. Fikret yok. Ha buldum. Gördünüz mü arkadaşlar arada? Ha gördünüz tamam. Arkadaş ya.
Fükret. Tüpkü Fükret. Siz benim Fikret'imi gördünüz mü? Ha? Tontike bak tontike. Fikret, seni tutma için neler çektim ben, bilir misin? Hadi bakalım. Yemlememizi de yapalım. Ay. Arkadaşlar şöyle sizi birazcık baş başa bırakayım mı? Ben de aralarına oturayım birazcık. Hadi. Hadi gidelim Fikret. Fikret'imi tuttum ben yâri. Fikret'imi tüpçü Fikret, küçük Fikret. Kuyruğunu sevim senin. Arkadaşlar bir like'ınızı alırız değil mi Fikret'le birlikte? Tüpçü seni, küçük. Tamam. Arkaya attım yemler, gidin oradan yiyin hadi. Arkada yemler, koşun. Şu maliyecilerde de hiç akıl yok ha. Arkada yemler, gidin alın. Tüpçü Fikret'i yeni cariyelerin yanına yatırdık. Hadi bakalım Fikret'im benim. Hadi tüpkü küçük. Çok mutlu olacaksın. Bak. Bak git. Ha? Hemen gitti bu arada. Yıllarını vermiş dersin ki. Harikasın Fikret'im ben. Tüpçü. Küçük Fikret. Tüpçü seni. Maşallah. Tam istediğimiz gibi oldu ya. 2, 4, 5 tane tavuk var. Sarımızdan kendi kurt düşüyor. Düşmesi de bunlardan ben bu yıl üreteceğim arkadaşlar. O yüzden artık damızlık horozumuzla yan yana gelmelerinin vakti gelmişti. İnşallah güzel bir eşleşmeyle yumurtalar dolu olur. Bekleyip göreceğiz. Hayırlı olsun. Aşağı görüşleriniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Aslında dimdikine yürüyor aslanım ben. Öt haydi. Makineye dolduracağımız yumurtalar biriktirdim sayılır. Birkaç tane eksik tabi. Bunu koymayacağım mesela çok. Şimdi bir tur daha atalım. Şurada da sultan yumurtaları var. Onların da belki eksiği tamamlarız. Yani küçük Google'yi artık çalıştırmak için yumurtamız tamam arkadaşlar. Bugünden sonra da biriken yumurtaları bir iki hafta sahiplendireceğim. Kısa süreliğine bu arada. Ondan sonraki haftalarda da tekrardan makine içi birikim yapabiliriz. O yüzden kısa bir süremiz var. Yani folluklarımız dolu. Şu yeni folluklar yaptıktan sonra tavukta başka folluklara yumurta salmamaya başladı. Güzel oldu.
En çok yumurta Çin'de var. Kurt musun? Kurt dayı. Kurt musun? Sen? Tamam hadi sizi toplamayayım ben. Çok rahatsız etmek istemiyorum. Öbür kolu kola da şimdilik yumurta yok zaten. Herhalde oraya salacaklar, salsınlar. Tamam. Hiç rahatsız edemeyeceğim arkadaşlar, günahtır. Şimdi üstüne gidersem hayvanlar strese sokarım. Bu volukazı da unuttular, burayı yapacağız artık. Tamam. Zaten yumurta adetimiz 7 bir tanesini aldım. Diğer yumurtalar da muhtemelen o yatanların altında vardır. Alamadım. Hayvanlar rahatsız etmiyor ya. Hele bir yatsınlar. Yumurtamız tamam. Yarın öbür gün ya şöyle tamam. Bir sadece 55 mi 60 tane mi ne var? Bizim 72, 10-15 tane yumurtamız eksik şu an. 10-15'i de tamamladık mı? Tamamdır inşallah. Arkadaşlar otelde 65 yumurta var. Şimdi bunu bodruma götüreceğim. Şu yumurtaları böyle ayırdım. Bir gün bodrumda tutacağım. Bir kendilerine gelsinler. Ondan sonra da makineyi alacağız. Tabi o da ilerleyen videolarımızda birlikte göreceğiniz bir şey. Halledeceğiz yani. Ama güzel oldu. Kümesten 5-6 tane de yumurta alırım. Ya da sultanlardan, cipslerden koyarım ama ben full karışık koymak istiyorum şu an. O yüzden yarına kadar da bekleyebiliriz. Bugünkü videonun sonuna gelelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir like'ınız sizi alırım arkadaşlar. Yarınki videoyu kaçırmayın. Her gün 18.00'da sizinleyim biliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.